Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda e, çemberde açı konusunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani son kısımdayız. Kirişler dörtgeni ve çember e, çizme yöntemiyle çözülebilen sorulardan bahsedeceğiz. Sayfa kaçtayız onu da söyleyeyim. Sayfa 134 ve 135'i işleyeceğiz. Haberiniz olsun. Evet, birinci soruyla biri pardon, kirişler dörtgeni tanımıyla başlayalım. Evet, köşeleri çember üzerinde bulunan çembere işte neyse. Kirişlerden oluşan dörtgene ne diyeceğiz? Kirişler dörtgen diyeceğiz. Tanımı tamam bu kadar basit. Kirişler dörtgende neymiş? Karşılıklı açılar toplamı 180 dereceymiş. Basit zaten. Niye? Hocam buraya alfa dersen burası zaten nedir? 2 alfadır. E burası 2 alfa ise burası ne olacak? 360 eksi 2 alfa olacak. O zaman buradaki açı da bakın 360 eksi 2 alfayı görüyorsa buraya da ne kaldı? 180 eksi alfa kaldı. Gerçekten de A açısıyla C açısının toplamı ne yaptı? 180 derece yaptı. İspatını da yapmış oldum size. Hatta şurası beta ise alt tarafta ne olacak? 180 eksi beta diyebiliriz. Kirişler dörtgeninin özelliği budur kardeşim. Kirişler dörtgeni neymiş? Kirişlerden oluşan dörtgene kirişler dörtgeni diyeceğiz. E, ee, karşılıklı açılar toplamı 180 derecedir. Bunun tersi de doğrudur. Karşılıklı açılar toplamı 180 derece olan dörtgene kirişler dörtgeni denir. Etrafına da çember çizilebilir diyebiliriz arkadaşlar. Tamam. Buna dikkat edin. Arkadaşlar, şimdi sorulara bakalım. Şekildeki ABCD, ama bir çemberde. Kirişler dörtgen olması için tek bir çemberde dörtgen olması lazım. Mesela burada, hocam buradaki dörtgende 80 ise 100 demek yanlış. Cevap B 100 çıkacak ama 100 demek yanlış arkadaşlar. Şekildeki ABCD dörtgen çemberlerin kesim noktasından geçmektedir. Yani şuradan 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 geçiyor arkadaşlar. Tamam. Ee, sonra. ABC açısını 80 derece vermiş. Burada kaçı isteniyor? Arkadaşlar ne yapabilirim? İki çember kesildiği zaman şunu çizmekten başka çare yok arkadaşlar. Şuradan başlayacağız ya belli zaten. E, iki çemberin kesim noktasını, kesimlerini kullanmamız lazım. Bunu çizersem şurada bir kirişler, dörtgen oluştu mu? Oluştu. Kirişler dörtgeninden dolayı açılar toplamı 180 derece. Yani buraya 100 derece kaldı. O zaman burası 80 yaptı. E, aynı şekilde şurada da şunu çizecek olursam. Burada da bir kirişler dörtgeni oluştu. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar toplamı 180'di. 80 ise burası kaç yapacaktır? 100. O zaman buraya 80 kaldı. Aha da burada bir kirişler dörtgeni var. Karşılıklı açılar toplamı 180 olduğundan alfayı da buradan kaç derece buluruz? 100 derece buluruz sevgili gençler. Geldik bir sonraki soruya. Hocam şu açılar eşit verilmiş. ABC'de çember üzerindeki noktalarmış bakın arkadaşlar. Bir beşgenmiş bir de. A, B ile şu iki eşitliği kullanacağım. Bir de şu açıların eşitliğini de kullanacağım burada. Peki. Ne yapabiliriz? Madem bunu ikiz kenar verdi. Bu ikiz kenarlığı kullanayım. Hop çizdim. Farklı türlü de yapabilirsiniz. Ha? Bunu çizmeden hocam 100 ise 200... 180'e tamamlayanı 360, 360'a tamamlayanı 160, 80, 80 de diye de söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ya da sen bunu buradan ikiz kenarlığı kullanmak zorundasın ya çizdin. Ne çıktı burada? İkizkenar üçgen çıktı. İkizkenar üçgenden dolayı tepe açısı 100 derece olan bir ikizkenar üçgen çıktı. Ee, 180'den 100 çıkart, 2'ye böl. Kaç yapıyor? <laughs> 40 derece, 40 derece yapıyor. Peki, şuraya A dersem, bu açıların eşitliğini kullanmış ya, vermiş ya. Bunu da kullanmak zorundayım. Burası A dersem arkadaşlar, e, burası A olduğunda bu açıyla bu açı eşit olduğundan burası da A artı 40 oldu. A, bakın ne var burada? Şurada bir, ne çıktı arkadaşlar? Dörtgen çıktı. Kirişlerden oluşan bir dörtgen bu. Kirişler dörtgeni. Kirişler dörtgeninde ne oluyordu? Karşılıklı açılar toplamı 180 dereceydi. Yani A artı 40 ile A'nın toplamı 180 derece yapacaktır. 2A buradan 140 eşit oldu. A da buradan kaç yaptı? 70. BCD açısı isteniyor. BCD. A açısı 70 derece ise arkadaşlar 70 artı 40 da kaç yapıyor? 110 derece yapar. Evet sorumuzun cevabı 110 yaptı. Şekilde de gördüğünüz gibi verilen her bir bilgiyi kullandığımız sürece her zaman söylediğimiz bir şey bu zaten. Verilen her bir bilgiyi kullandığımız sürece sonuca rahat bir şekilde ulaşıyoruz. Geldik şuraya. Arkadaşlar şekil biraz işte şey ama yandakileri okuyursanız anlarsınız. Biraz yamuk gibi, azıcık yamuk gibi de A E C F çember üzerindeki noktalar A B F üçgen yani A B, F üçgen diyorsa bak A B F üçgen diyorsa şu doğrusaldır yani. Şurası doğrusal. Tamam mı? Bir de ADE de üçgen demiş. Bak ADE de üçgen değilse, şunlar doğrusal olacak. Biraz böyle kırılma varmış gibi ama bunlar doğrusal tamam mı arkadaşlar? Neyse. E, ee, ABF'yi 30 derece vermiş. Sonra ADE'yi e, 20 derece vermiş. Sonra şurayı da alfa yani. Arkadaşlar ne yapacağız burada? Bakın şurada bir bizim boynuz mu dersiniz, merak mı dersiniz, ne dersiniz deyin. Şu üçünün toplamı şuraya eşit olmuyor mu arkadaşlar? Yani burası kaç yaptı? Alfa artı 50 yaptı. ters evet, açıdan dolayı burası da alfa artı 50 değil mi? Evet. Ve sonra bir baktık ki alfa var, alfa artı 50 var. Bak alfa, alfa artı 50. Aa hocam şurada da bir dörtgen var. Bu dörtgende karşılıklı açılar toplamı, kirişler dörtgen olduğu için karşılıklı açılar toplamı 180'dir alfa ile alfa artı 50'nin toplamı 180. 2 alfa buradan 130 ise alfayı da buradan 65 derece buluruz. Gençler evet kirişler dörtgeni. Genelde nedense kitaplarda falan bu soru kaçıyor. Niye kaçıyor? İşte orada bir dörtgen varsa dikkat et kardeşim kirişler dörtgenine değil mi? Aa hocam kirişler dörtgeni bak 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 50 ise burası 110 pardon 130 diyemezsin. Bir çemberde kirişler dörtgeni olması lazım arkadaşlar. Bir çemberde. Burada ne yapacağız peki? Bak özel bir şey demiş. O1 ve O2 çemberlerin merkezi bir de şekildeki O1 O1 merkezli çember şu O1 merkezli çember virgülün olmaması lazım. O1 merkezli çember O2 noktasından geçtiğine göre o zaman ben bunu kullanacağım arkadaşlar. Bakın O1 merkezli çember O2 yani diğer çemberin merkezinden geçmiş. Bunu kullanacağız. Peki kullanalım bakalım. Nasıl kullanacağız? Arkadaşlar bak güzel bir durum. Hatta şurada bir soruda şundan da bahsedeyim şöyle. Bazen ikisi birlikte de aynı anda şeyden geçebilir arkadaşlar. Şunun merkezi burada bunun merkezi de burada olabilir. İlk önce şurada bir tavsiyede bulunayım size. Arkadaşlar eğer bir çemberin merkezi başka bir çemberin yayı üzerindeyse Mutlaka mutlaka kesim noktalarını şu şekilde yarıçapları çizin. Çünkü amaç şu. Ben şu çemberdeki açıyı bu çembere taşıyacağım arkadaşlar. Tamam mı? Ve bunu çok kullanıyoruz. Mesela buraya geldik. Bak. Tam ilk başta soruyu yapayım ben sonra buradan bahsedeyim isterseniz. Tekrarlıyorum. Bir çemberin merkezi başka bir çemberin yayı üzerinde verilmişse Lütfen kesim noktalarına doğru yarıçap çizin. Zaten yarıçap çizmek bizim olmazsa olmazımız değil mi? Yarıçapı mutlaka ama mutlaka çizin arkadaşlar. Bu yarıçapları çizmek ne işimize yaradı? Bakın şu küçük çemberin merkez açısı yaptı, büyük çemberinde çevre açısı yaptı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. E, o zaman ne oldu burada arkadaşlar? Alfa ise gördüğü yay ne oldu? Ya da açıdan gidelim isterseniz. Açıdan gidersek ne olacak? Ee, hocam bunu çizince bak ne çıktı burada? Bir kirişlerden oluşan dörtgen çıktı mı burada? Evet. Kirişlerden oluşan bir dörtgen olduğu için karşılıklı açılar toplamı 180 derece. Yani buraya kaç derece kaldı? 130. A şu merkez açısı 130 sa hop gördüğü ya 130. Burada da bir çevre açı var arkadaşlar. 130 sa direkt yarısı yapacaktır. Açımızda kaç derece yapar? 65 derece yapar. Dikkat edin arkadaşlar. Tamam mı? Hatta bakın her iki çemberin merkezinde her iki yayı üzerinde olduğu zaman da yine söylemlerimiz aynı aslında. Dikkat edin ben bu yarı çapı çizersem yarı çap çizmek çok önemli. Bak burada yarı çapı çizersem şunun yarı çapıyla soldakinin yarı çapıyla sağdakinin yarı çapı yine aynı değil mi? Aynı o zaman aynıysa dikkat edin. Şuradan da bir yarı çap çizersem bu da yarı çap uzunluğu yarı çaplar eşit. Bu da yarıçap uzunluğu. Kesim noktalarını mutlaka yarıçap çizin diye söylemiştim. E ne çıktı arkadaşlar? Bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap. Yani birer eşkenar üçgen çıktı arkadaşlar burada. İki tane eşkenar üçgen çıktı. Hatta içerideki şekil ne oldu? Eşkenar dörtgen oldu arkadaşlar şuradaki şekil. Bu çizimi mutlaka mutlaka yapın. Bu soru çeşitlerinin farklılıklarını görürsünüz. Size soru çeşidi ezberletmek amacım değil. Ama mantığını söylüyorum. Ki biz zaten çemberde sıkıntı yaşadığımız zaman en etkili silahımız neydi? Yarı çapta. O yüzden burada da yarı çap çizerek sonuca ulaşabilirsin. Evet. Kirişler dörtgeni ile ilgili soruları da hallettik. Şimdi ne yapacağız? Bazı sorular var. Üçgenlerde. Hatta sizler bize soru getirdiğiniz zaman üçgenlerde. Ya bu soruyu boş ver. Sonra yaparız. Çünkü sizin görmediğiniz bir konu. Etrafına çember çizilerek yapılıyor dediğimiz sorular vardı arkadaşlar. Ee, tabii öğretmenlerinize sorduysanız öğretmen direkt çizerek gösterir ama ben genelde tarzım şeydir. Öyle soru geldiği zaman zamanı geldiğinde gösteririm derim. Mesela ben derste açıortay ortay konusunu anlattım alanı anlatmadıysam çocuk alanla ilgili soru getiriyorsa ben çözmem çünkü ne gerek var ben anlatmamışım daha ben sana mantığını vermemişim konunun ondan dolayı arkadaşlar. Şimdi de burada üçgenlerde falan da karşılaştığımız şeyler vardı normal üçgen bağıntılarından asla asla çözemeyeceğimiz bazı birkaç sorular oluyor arkadaşlar. Onların da etrafına çember çizmek gerekiyor. Bu çember çizme ne hangi şartlarda gerektiriyor? Hangi şartlarda çember çizebiliriz? Onlardan bahsedeceğiz. Çember çizilerek yapılan sorularda arkadaşlar birincisi şu. Biraz önce dedim zaten. kiriçler dörtgenin etrafına bir çember çizebilirsiniz arkadaşlar. Kirişler dörtgen olduğunu nereden anlıyorduk Kirişlerden oluşan dörtgendi zaten bu. E, herhangi bir dörtgen olduğu zaman kirişler dörtgen olduğunu nasıl anlayacağım? Karşılıklı açılar toplamı 180 derece olan. Yani burası alfa burası alfa alfaysa bu bir kirişler dörtgendir. Etrafına çember çizebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Dikdörtgen bir kirişler dörtgendir. Çünkü niye? Karşılıklı açılar toplamı 180. Kare bir kirişler dörtgendir. Niye? Karşılıklı açılar toplamı 180 derece. Tamam mı? Bunlar kesinlikle ama kesinlikle bir kirişler dörtgendir. Deltoid kirişler dörtgeni midir? A, -a. Niye hocam? Bu açılar toplamı her zaman 180 yapıyor mu? Hayır yapmıyor. Değil mi? Ondan sonra eşkenar dörtgen bir kirişler dörtgeni midir ya da paralelkenar Hayır. Bu açılar sadece birbirine eşit toplamları 180 derece yapmıyor arkadaşlar. Dikdörtgen dörtgen ve kare birer ee, nedir arkadaşlar? Kirişler dörtgenidir. Bazı sorularda bunların da etrafına bir çember çizebiliriz. Haberiniz olsun. <laughs> evet bakalım soruya arkadaşlar. Bak sen böyle bir soruyla büyük ihtimalle üçgende karşılaşmışsındır. Bak hiçbir şey yapamıyorsun. Ha bir şey açılar yan yana geldiği zaman biz genelde şey yaparız. 180'e tamamlayan açısına bakarız. Böyle açılarla karşılaştığınız ve yapabildiğiniz sorular da oldu. Niye? Mesela şurası 50 derece olmuş olsaydı belki şuradan çıkacaktı soru. 50 65 yan yana iki açı gördüğümüz zaman biz 180'e tamamlayan açısını da dikkate alırız. 50 65 daha 115 180 e tamamlayan 65 a 65 burası 65 büyük ihtimal bu üçgende bu dış açı bu da dış açı olur dış açı kesim noktasından sonra çıkardı ama baktım burada 55 ile 65'in toplamı kaç yaptı 120 ya dış açısı 60, bir işime yaramaz. 20-40 daha 60, dış açısı 120, bir işime yaramaz. Özel bir durum çıkmadı. Ha, hiçbir özel bir durum yok. Ne ikiz kenarlık var, ne eş kenarlık var, ne iç açı ortaylık var, ne dış açı ortaylık var. O zaman en son çare ne yapacaksın? Bakacaksın etrafına çember çiziliyor mu? Çiz, çember çizilme yöntemleri hemen... Kirişler dörtgeni mi, mi değil mi diye incele. Karşılıklı açılar toplamı. Mesela burada kaç kaç derece? 120. Burada kaç kaç derece? 60. Aa hocam 120, 60 daha kaç yaptı? 120, 60 daha 180 yaptı. O zaman bu bir kirişler dörtgenidir arkadaşlar. Kirişler dörtgenidir. Kirişler dörtgeninde ne yapıyorduk? Etrafına bir çember patlatabiliriz. Hemen patlat bakayım etrafına bir çember. Hop çizdik. Sonra alfaya bak. Alfa bak burada kaçı? Nereyi görüyor? Bu yayı görüyor. Hop bu yayı gören. Bu yayı gören bir de 65 yok mu arkadaşlar? 65 ise direkt aynı yayı gören çevre açılar birbirine eşitliğinden direkt alfaya 65 derece diyebilirsiniz. O ayrı bir konu. Ee, ya da 65 e, 65 ise direkt burası 110. 110 ise burası da kaç yapar arkadaşlar? 50, 65 derece yapacaktır. Yok 65 ise kaç yapıyor burası? 110 yapar mı ya? 130. 130 ise burası da kaç derece yapar? 65 derece yapar deyip oradan da sonuca ulaşabilirsiniz. Başka türlü imkanı yok arkadaşlar. Mecburen bu şekilde çember çizilerek yapılıyor arkadaşlar bu. Geldik bir sonraki soruya. Burada yanlış yazılmış ABCD. ABCD değil de ABC olacak arkadaşlar bu. ABC ve CED birer dik üçgen. Sonra şunlar birbirine eşit verilmiş. AB ile BD eşit verilmiş ve burası 90 burası da 90 derece verilmiş. A ve aç, açısı alfa nedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar burada ne yapabilirim? Bir kere benim şuradaki eşitliği kullanmam lazım. Buradaki eşitlik dediğimiz nedir? Buradaki eşitlikten dolayı şu x kenar dik üçgeninden dolayı bir açı elde edebiliyorum en azından. 45 45. E başka da bir şey yapamıyorum. Hocam burası da 90. Aa var mı öyle bir şey? Hocam bir de şöyle bir şey diyorlar. Yani tamam bütün sorular çember çizilerek çıkar diyorlar ama arkadaşlar yapamazsınız. Yani siz yapamazsınız. Onun özel tekniği vardır, özel şeyi vardır. Hiç oralara dalmayalım isterseniz. Ve her gördüğünüz şeklin etrafına da çember çizilemez. Evet çizilebilir ama soru çözümü için çizilemez. Mesela sen burada dik üçgen gördün. Başlığında çember çizilerek e, yapıldığını biliyorsun. Hemen bu çemberi çizdin. Tabii ki çıkmaz. Özel bir durum var mı yok mu diye arayacaksın. Tamam bunun etrafına çember çizilir. Çapı olur burası hatta. Ama soru çözümü için yeterli olur mu? Olmaz. Bak şimdi dikkat et. E ne yapacağız hocam? Ben buradaki dikleri kullanmam lazım. Bak burası da 90 burası da 90. Aa, şuradaki dörtgen. Bir kirişler dörtgeni oldu mu arkadaşlar? Niye? Karşılıklı açılar toplamı 180 derece olduğundan dolayı. 90'a 90. O zaman ben bu şeklin etrafına bir çember çizebilirim. Hop çizelim arkadaşlar. Çizdik. Tam da buradan kirişler dörtgenin bu dörtgenin etrafından yani köşelerinden geçmek zorunda. Peki alfaya bakacağım ben şimdi. Alfa bu açıyı bulmaya çalışacağım. Yani bu açıyı bulmak demek bu yayı bulmak demek. Alfa ise 2 alfa ya. a bu yayı gören şuradaki açı da var. Bakın 45 ise gördüğü yay 90. 90 ise buradaki açıda kaç derece yapacaktır? Yine 45 derece yapacaktır. Yani alfamız kaç derece oldu? 45 derece oldu sevgili gençler. Normal açı muhabbetiyle yapamıyorsanız çemberi düşüneceksiniz. Çemberde de ilk etapta bir kirişler dörtgeni var mı yok mu diye incelemek lazım arkadaşlar. Haberiniz olsun. <laughs> Geldik diğer örneğe. Diğer örnek dediğime bakmayın. Örnek değil tabii ki. Diğer e, şey yapma olayı. Ne derler buna? Çember çizilerek çözülebilen yöntem yapma olayı arkadaşlar. Hipotenüsleri aynı olan iki dik üçgenin etrafına da bir çember çizilebilir arkadaşlar. Bak, şurada bir dik üçgen var. Böyle bir dik üçgen ve böyle bir dik üçgen. Hipotenüsleri aynı olan ki zaten burada kirişler dörtgeni sağlanıyor. Etrafına çember çizebiliriz. Niye özellikle bunu yazdım? Çapı gören çevre açı 90 derece değil miydi arkadaşlar? İşte o mantıktan dolayı bak Hipotenüsleri çap gibi düşünüp bu çapı gören çevre açı 90 derece. Bunların etrafına bir çember çizebiliriz. Bu üçgenler böyle de olabilir, şöyle ve şöyle de olabilir arkadaşlar. Bakın aynı Hipo, hipoları aynı, hipoları aynı olan iki dik üçgenin etrafına şey çizebiliriz. Çünkü temel mantığı nereden geliyor? Temel mantığı bunun şeyden geliyor. Söyleyin, ee, çapı gören çevre açı 90 derece mantığından geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Evet bunları böyle gördüğümüz zaman o iki tane dik üçgenin de etrafına da bir bu dik üçgen mesela bir de bu dik üçgenin etrafına bu şekilde bir çember çizeriz. Hatta buradaki hipolar ne oluyor? Bu hipolarımız bizim çapımız oluyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Hemen sorusuna bakalım. Mesela şöyle bir soru gördüm. Ya bazen kolaylık sağlaması açı bakımından da şey yapabilirsin. Mesela buradaki soru belki normal açı muhabbetinden çıkacak. Aa baktın hipolara aynı olan iki tane dik üçgen var burada. Bir de tam burası böyle orta noktada verilmiş. Tamam muhteşem şu da sağlanıyor. Şunlar da birbirine eşit. Belki ikizkenarlıklardan açılara dalsam böyle soru çıkacak. Ama uzun çıkacak gibi de duruyor. Hipaları aynı olan iki tane dik üçgen gördük ya. Bir bu üçgen bir de bu üçgen arkadaşlar. Her iki dik üçgen de etrafından geçecek şekilde bir çember oluşturalım bakalım. Hop çizdik. Şöyle çizdik. Çizdiğim ne çember oldu be. Neyse bir daha çizeyim. Hop çizdik. Arkadaşlar zaten yazım kötü. Çizimim zaten kötü. Ben niye geometri öğretmeni olduysam. Hey, hey. Neyse. İyi gidi oldum değil mi? Şu an karşınızdayım. Evet. Bak hipoları aynı olan iki dik üçgenin etrafına şöyle bir çizdik. Tam burası da böyle eşit. Burası ne oluyordu? Bizim çapımız oluyordu. Tam çapın orta noktası da merkez olur. O zaman buradan çıkan burada karşı bir merkez açı oluşturdu. Aa hocam buradaki 20'yi kullanmam lazım. Bizim buradaki 20 de e, çevre açı değil mi? 20 ise gördüğü yay çevre açıdan dolayı 40 yaptı. E buradaki 40 ise burası da kaç oluyor o zaman arkadaşlar? 40. Merkez açıdan dolayı. Yani alfamız kaç çıktı? 40 çıktı. Bakın çemberden daha kolay çıktı. Yani direkt fark edebiliyorsanız da böyle baktığınız bir kirişler dörtgeni varsa etrafına çember çizmek daha kolay çıkacak. Ya da baktığınız hipolar aynı olan iki tane dik üçgen gördünüz. Hemen ne yap? Hemen şeyi çiz. Etraflarına iki dik üçgeninde bütün köşelerinden geçecek şekilde unutmayın iki dik üçgeninde bütün köşelerinden geçecek şekilde bir çember çiz çapında bu hipotenüs olduğunu düşün. Belki daha kolay bir şekilde çıkacaktır soru. ÖSYM soru soruyor mu Çok eskilerden belki sordu ama yani bilemiyoruz tabii ki. Yani gelebilir de gelmeyebilir de gelmez deyip şey yapmadım. Ben buradan direkt hiç bu konuyu anlatmayabilirdim ama ne olur ne olmaz diye anlatıyorum arkadaşlar. Evet bu da örnek değil tabii. Bir sonraki şey arkadaşlar. Aynı kenarı gören açıların eşit olduğu durumda da çember çizilebiliyormuş. Aynı kenarı gören. Bak, mesela şu sarı kenarı gören hem buradaki açı hem de buradaki açı. Bunun temel mantığı ne biliyor musunuz? Aynı yayı gören çevre açılar. Bu aynı kenarı görmesi demek. Bu her iki açının da bak her iki açının da açı derken şu ve şu açısal bölge diyelim daha doğrusu. Her iki açının da Tüm köşelerinden geçen bir çember çizilebilir. Nereden geliyor bu mantık? Aynı yayı gören çevre açıların birbirine eşit olmasından dolayı geliyor arkadaşlar. Baktınız soruda yine normal yollarla çıkmıyor. Neye baktınız? Kirişler dörtgeni. Baktınız yok. Ee, acaba hipoları aynı olan iki dik üçgen var mı? Baktınız o da yok. O zaman ne yapacaksınız? Eşit açılar var mı? Eşit açılar aynı kenarı görüyor mu? O şekildeki iki, iki farklı açının da etrafına şöyle bir çember çizilebiliyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın lütfen. Evet geldik çemberde açının son sorusuna. Bakıyoruz arkadaşlar bakın. 40, 70. A hocam ne güzel bak 180'e tamamlayan açısı 70. Bu dış açı ortaya oldu şu üçgenin. Ama başka bir yerde bir açı var mı? Yok. Maalesef bir işimize yaramıyor arkadaşlar. 1'e 2 olan falan filan da yok. İşte iç ve dış arasında kalan açı. O zaman özel bir durum. Açı ortalıktan falan çıkmayacak. Hiçbir şekilde açı maçı da yazamıyorsun burada. Takıldın kaldın. Çemberi düşünüyorsun. Kirişler dörtgeni var mı? Hocam dörtgen var ama karşılıklı açılar toplamı 180 derece olan bir dörtgen değil bu. O zaman şeyi düşünüyoruz. Başka şeyleri düşüneceğim. De, hipolar aynı olan dik üçgen var mı? Hipolar zaten yani 90 dereceler zaten yok. Bakacaksın açılar. Bak şuradaki açılar aynı. Eşit olan açılar var mı? Bu açılar aynı kenarı görüyor mu? Görüyor. Aha. Aynı kenara gören şöyle bir 70 derece. Şöyle de bir 70 derece. O zaman bu açıların bakın şu açıyla şu açının tam etrafına ben çember oturtturabilirim tam o köşelerden geçecek şekilde şöyle bir çember çizebilirim arkadaşlar. Tamam o şunları sileyim. Aynı kenarı gören açıların birbirine eşit olmasından dolayı. Tamam mı? Bak aynı yeri gören çevre açılar mantığından geldi zaten o. Peki ben bu çemberi çizdim. Benden ne isteniyor? BCD açısı isteniyor. BCD açısı. Şurada açı isteniyor. Arkadaşlar dikkat ederseniz. Dikkat ederseniz şu açı isteniyor benden. Dikkat ederseniz bu aynı zamanda bir nedir arkadaşım? Şöyle bir dörtgen değil midir? Bu dörtgen aynı zamanda kirişlerden oluşan bir dörtgen değil mi? Yani biz buna ne diyoruz? Kirişler dörtgeni diyoruz. Çünkü kirişlerden oluşan bir dörtgen. Aha bu açı da var zaten tamamı. Bu açının tamamı kaç derece? 110 derece. E, kirişler dörtgeninde ne oluyordu arkadaşlar? Karşılıklı açılar toplamı 180 derece oluyordu. Yani 110 ise buradaki açıda kaç derece yapar? 70 derece yapar. Hatta 70, 70, 140. Buraya da 40 kalıyor. E 40'ı da zaten şöyle de bulabilirdiniz. Aynı gören çevre açılar. 40 ise 80, 80 ise 40 da diyebilirdiniz arkadaşlar. Ha 40 ise 40 yazdınız. 40, 70 ise burayı da 70 derece diye yine yazabilirdiniz. Buradaki bütün açıları artık bu şekilde bulabiliriz. Yani bulabileceğimiz açıları bu şekilde bulabiliriz arkadaşlar. Evet. Çok fazla sorusuna dalmadım. Çok aşırı derecede ayrıntılı sorularda olabiliyor arkadaşlar. Siz sadece yöntemlerini bilin diye sadece birer soruyla geçiştirmek istedim. Yani ne etrafına? Kirişler dörtgeni etrafına. Başka ee, hipolara aynı olan iki dik üçgenin etrafına. Başka bir de e, aynı kenarı gören açılar da aynıysa bunun da etrafına. Biz çember çizebiliyoruz sevgili gençler. Ve böylelikle çemberde açıyı bitirmiş olduk arkadaşlar. Valla her tarzını buraya koydum. Valla bilmiyorum da buradaki konu anlatımını bitiren çemberde açıda bir sıkıntı yaşamaz. Çemberde uzunlukta da aynı şekilde bayağı bir ayrıntılı bir şekilde anlattım. Hiç eksik bir kapı yok arkadaşlar. Merak etmeyin siz kendinizi bana bırakın. Ee, çok da güzel bir şekilde çember konusunu da halledeceksiniz biraz üçgenlerden farklıymış gibi geliyor ama aslında hep üçgen bilgisinde kullanıyoruz çoğu soruda. Çemberde uzunlukta da bunu göreceksiniz zaten arkadaşlar. Evet neyse çok fazla gevezelik etmeyeyim. Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.